Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. İç organlarımızın, değerli hocam vurguluyor sürekli canlı yayında, yılda bir kez de olsa şikayetiniz yoksa tarama testleri. Nedir bu tarama testleri? Kolonoskopi, endoskopi hocam? Yılda bir kez hakikaten yaptırmamız lazım. Şimdi şöyle, bağırsak alışkanlıkları yaşla beraber bağırsaklar yavaşlıyor. Yaşla beraber bağırsaklar yavaşladığı için kasılmaları farklı süreçler gündeme geliyor. Kabızlığa bağlı divertikül dediğimiz baloncuklaşmalar oluyor mesela. Yaşlılarda daha fazla gözükür bunlar. Ailesel bir yatkınlık yok ise. Sonuçta bir kavram var. O da şu, bağırsak alışkanlıklarının vücuttaki yaşlanmayla beraber değişmesi nedeniyle daha erken tarama yöntemleri bizim bunu yakalama şansımızı ortaya çıkartıyor. Biraz önce söylediğim gibi 50 yaşın üzerinde bir yıl, yılda bir kez ne olabilir? Kolonoskopi yapılması lazım. Gaytada, büyük abdestte kan aranması lazım. Gerektiğinde değişen alışkanlıklara yönelik radyolojik tetkiklerin yapılması lazım. Benim konum radyoloji. Radyolojik olarak ne yapabiliriz? Eskiden hala daha yapıyoruz. Kolonografisi dediğimiz makattan ilaç verilerekten kalın bağırsağın görüntülenmesi bir yöntemimiz var. Bu yapılabiliyor. Şu anda onun yerini BT kolonoskopi, BT sanal kolonoskopi dediğimiz hava vererekten kalın bağırsağın duvarını 3 boyutlu inceleme şansımız var. Bunu yapabiliyoruz. Harika. Bir de özellikle kalın bağırsağın en son kısmına rektum denir. Anüs ve rektum. Rektum bölgesi tümörleri için MR'la görüntüleme gündemde. Ne anlamı var MR'la görüntülemenin? MR neyi sağlıyor bize orada? Şu, size tümör teşhisi konulduğunda bundan kurtulacağız. Nasıl kurtulacağız? Cerrahi yapacağız. Ameliyat olmak zorundayız. Ama ameliyat öyle kolay olmuyor. Yaptığımız ameliyatın bize çare olabilmesi, çözüm getirebilmesi lazım. İşte bu aşamada o hastalığın yayılıp yayılmadığı veya cerrahın ben şuradan alırsam bu hastayı rahat ettirir diyebilmesi lazım. Orada şuradan kelimesinin anatomik olarak en iyi veren MR. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.